Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar, bugün tekrardan kıra gidiyoruz. Bayramın birinci günü yatmıştık. Ondan sonra su tankeri falan pişman derken bundan sonra sanırım kırda yatacağız. Çünkü koyunların kırda yatmaya ihtiyacı var. Otlar kurudu, gece yayılıyor, havalar çok sıcak. O yüzden kırda yatmaya karar verdik babamla. Bugün kırda geçireceğiz yine sizlerle beraber. Güzel bir video olur umarım. Beğenileri de bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi hayvanı saat 6 gibi saldım arkadaşlar evden. Kışladan bakın, köyde orada gözüküyor. Saat 6 gibi saldım. İşte yayılmaya başladı. Saat 9.30, 10, 11 gibi yatacağım yere. Yani arkaç dediğimiz koyunların arkacına varırım. İnşallah güzel bir video olur. Tekrardan söylüyorum. Haydi başlayalım. Bu arada acayip bir rüzgar çıktı. İnşallah gece eser mi esmez bilmiyorum da esmese daha iyi olur bizim için. Şimdi meramızı da değiştireceğiz. Bu gece burasının son günü olabilir. Çünkü artık kaç günden beri burada yayıyoruz. Nadaslarda ot kalmadı. Diğer taraflara gidebiliriz. Babam da yatıyor, ben de yatıyorum. Sırayla yatıyoruz. Bugün bende sıra. Dediğim gibi şuradan itibaren ormana gireceğim, meşe falan yayacağım da artık tadı kaçtı yani. Merayı sömürdük. Su da var, tanker de var. Su çok rahatlıkmış. Tanker cidden böyle mükemmel bir rahatlıkmış. Çok sevdim ben bu su işini. Sadece iki günde bir falan su götürüyoruz işte. Hızlı. Evet, ormanın içine girdik. Şöyle yavaştan gidiyoruz. Bu arada orak biçimine başladık. Yavaş yavaş biçerler geldiler. Bundan sonra orakları biçeceğiz. Yani harmanı yapacağız. Ekinleri, buğdayları, arpaları biçeceğiz. Yalnız büyük bir çiftçilikle uğraşan abimiz var. 150 kiloya kadar düştüğünü söylüyorlar. 150 kilograma kadar dekara. Bu bizim don olayı olmuştu ya. Meşeler bile yanmıştı. İzleyenler bilirler. Acayip bir don vurmuştu bizim burayı. O dondan dolayı buğdaylar etkilenmiş. Yani bir başaktan 5-6 tane tanenin, 7-8 tane tanenin çıktığını, diğerlerinin çalık olduğunu söyledi. Söylüyorlar biçtirenler. Hani 1-2 gün bir yavaş yavaş insanlar hızlanacak, biçmeye başladılar. Ben de biçtireceğim, bakalım göreceğiz. Arpa buğday biçim videoları da gelecek bu arada arkadaşlar. Güzel videolar çekeceğiz. Hey. İnşallah hayırlısı, bereketli bir harman geçiririz. En sona kaldık. Hani Türkiye'nin belki de en son biçen yerlerinden bir tanesiyizdir. Evet arkadaşlar, koyunları görüyorsunuz. Küçük bodur çalıları yiyorlar. Gece önüne ne çıkıyorsa bunlar yiyor arkadaşlar. Şimdi ben YouTube'dan yorumları okuyorum. Kalplemeye çalışıyorum genelde. %80 yani herpsine kalp bırakmaya çalışıyorum. Çok ağır sorular olursa da cevaplamaya çalışıyorum. Şunu gördüm. Hani bu koyun yayılımından sonra meşeleri gösterdikten sonra şimdi aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. İşte ormanı bunların tükettiğini, işte filizleri yediğini, ormanı katlettiğini düşünen kardeşlerim, abilerim var. Kesinlikle böyle bir şey düşünmesinler. Bir, insanlardan hani bunlar kesinlikle insanlar kadar zarar vermiyorlar. Yani bunu söz konusu bile değil. Keşke hayvanın zararına kalsa da ormanlar, hani bunlar zarar veriyor desek ama en çok zararı yine kesim sahaları, bilinçli yaptırılan kesim sahaları mesela duman ediyorlar ormanları. Ben çok şahit oldum buna. Bu arada lambam düştü. Bir de çoğu yerde, hani çoğu ülkede keçiler, koyunlar değil de keçiler yangınlar için bir araç olarak kullanılıyor. Yani yangınları önlemek amacıyla çalılıkları yaydırıyorlar keçilere. Çünkü keçiler çalıların alt taraflarını çok yedikleri için bir yangın çıkınca da bakın şu pisliği görüyorsunuz. Yani bu koyunlar yiye alt tarafları açılıyor. Şöyle göstereyim şu meşeleri. Bir yangın çıktığı zaman alttan alıp tutuşmasın diye keçileri de bir önlem olarak kullanıyorlar. Bunlar da insanların aklında bulunsun, öyle söyleyeyim. Kesinlikle bak, kesinlikle doğaya doğadan zarar gelmez. Hayvana hayvandan zarar gelmez. Onlar sistemini yürütürler. Biz işin içine karıştığımız zaman, bilinçsiz bir şekilde karıştığımız zaman zararı biz veriyoruz. Bu da insanların aklında bulunsun. Yani bu hayvan ormana kesinlikle bir zararı olmaz. Yoksa arkadaşlar, tankerin yanına geldim. Koyunun önünden koştum geldim. Şimdi hemen şunu açayım. Bu arada tankeri yeni doldurduk bakın. Tanker full. Suyu
Hemen doldurmam lazım. Bu arada çampiller düşmüş içlerine. Şunları temizleyeyim. Hayvan yavaş yavaş buraya doğru gelecek inşallah. İşte şu mükemmel. Şimdi bunları ben geri alacağım. Bir daha vuracağım. İnşallah hollukları bitirmezler. Tam kapasiteyle aşağı açtım ama. Bir geri atıp bir daha vurmam gerekecek tahminimce. Şimdi arkadaşlar şöyle ışığı da çakayım. Koyunlar suyu içti. Hemen aşağı çekti. Ben şimdi aşağıda burada nadaslarda yayacağım. Su hollukları üçünü de bitirdiler. Ben şimdi birini doldurdum. Hemen birine de yarım açık bıraktım. Vay mübarek, nasıl esiyor bu akşam. Birine de yarım açık bıraktım. O pizgidesiye dolar herhalde. İki tane dolması yeterli olacaktır. Şimdi burada ben yayacağım. Karlarını saat 12'ye kadar, 11'e kadar doyurmam lazım. Aşağı çok inmeyeceğim. Çok da yukarı sağa sola kaymayacağım. Bu nadaslarda bakın şu otlar var ya, şunları yiyecekler. Bakın arkadaşlar, kameraya yakalayabilirsem şimdi göstereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Bak orada geziniyor şu anda. Şu flaşları da yakayım ben. Hayvanın yanına doğru gelsin. Şimdi bir saat sonra yine kaybolacak. Bir saat sonra diyorum. Bir 15 dakika sonra yine kayboluyor. Bakın gidiyor oradan. Gel oğlum. Gel kızım. Kanç. Bak buralardasın herhalde. Şöyle bir kayboluyor. Ondan sonra yine gözüküyor. Fazla gözünü almayayım ben senin. Aslan parçası bırakmıyorsun değil mi beni? Beni şüpheye düşürme. Bazen gece hiç sesleri de çıkmıyor. O yüzden diyorum yani. Anlıklarda otlar çok kabarık. Hani meşelerden çok bunları da çok seviyorlar. Şimdi güzel bir yere getirdim. Artık yukarı kadar böyle yiyip çıkacaklar. Bakın ağız dolusu yiyorlar. Arkadaşlar gece hayvan yaymanın neresi kolay derseniz genelde toplu duruyorlar. Ama neresi zor derseniz de bir dağıldıkları zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Işık el feneri var da. Orman içlerinden geçerken açılıverirseler sıkıntı. Bir güzel yanı da yani geceleyin gerçekten yani yayılıyorlar ya. Böyle çıtır 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 yayılıyorlar. Gündüz bu şekilde yayılsalar gece kırda kalmazdık. Ama bu kadar sıcakta gündüz yayılmaları imkansız zaten. Sıcağın çokluğundan biz de gecenin serinliğine kaçıyoruz. Gecenin serinliğinde yayıyoruz koyunları. Yani gece yaymak iyidir. Hepsi şimdi bunların, bu arada yas olmuş. Bu arada hepsi bunların siyek olabilir arkadaşlar. İnşallah öyle olur da ikiz kuzu yaparlar ha. Evet, daha önceden yas olduğu zaman eve gidiyorduk arkadaşlar. Eve giriyorduk ama şu anda daha 2-3 saat yayılacaklar. Yiyin bakalım dikenleri, yiyin. Evet arkadaşlar, saat 11 gibi hedef noktamıza ulaştık. Yani yatacağımız yere, kırda yatacağımız yere geldik. Şimdi 12'ye kadar, 1'e kadar dururlar sanırım. Ondan sonra yürüm yayılırsalar yayılırlar. Ben kendilerini zorla kaldırmıyorum. Eğer kendileri kalkarsalar yayılıyorlar ama genelde kalkarlar. Yürüme bir alıştığı sürece bir daha hep kalkar arkadaş. Hiç de durmazlar. Şimdi ateşimi yakayım. Şöyle güzel bir köz olsun. Çayımızı falan yapalım. Bu da çok uzun. Bu ne böyle?
Seni yak. Seni ne yapacağız? Seni yakmayacağız. Evet. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Ateşi izlemek var ya, insanı dinlendiriyor. Şimdi saat 11.30 dedik. Tabii ki yemek yiyeceğiz. Yemekte ne var? Şöyle göstereyim. Domates, salata, tavuğumuz var. Onları ben pişireceğim. Koyunlarımız da yan tarafa yattılar. Şöyle diğer flaş açayım. Şöyle göstereyim size. Yukarı doğru yatıyorlar. Ama dediğim gibi mükemmel bir hava var. Rüzgar hafiften kesildi. Ve şu anda benim böyle ufaktan ufaktan uykumu getirttiriyor. Babamla kırda yattığımız zaman böyle geliyorduk. Arka tarafta döşekler yayılı oluyordu. Kepenek yayılı oluyordu. Bana döşek yapıyorlardı. Katanası derler. Yani iki döşeğe yorganın şöyle arasına girip yatarsınız. Katana yaptım sana derlerdi. Ben orada yatıyordum. Hayvandan gelirken daha onun içine giriyordum ben. Yemek yemeden. Çünkü yoruluyormuşum demek ki. Tatlı bir uyku geliyordu böyle. Onlar çay yapıyorlardı. Yemek yapıyorlardı. O yemeği yemek istiyordum ama o uykunun ağırlığı, tatlılığı var ya böyle. Ya bir dakika dersiniz. İşte aynı şu anda da o hissi yaşıyorum. Biraz yorulduydum bugün. Gündüz uyumadım. Uykum geldi. Hemen yemeğimi yemek istiyorum. Koyunları da iyi doyurduk bu arada. İkinciye ben suya vurdum. Az içtiler. Ama gayet güzel yaydık. Şöyle bir tane şiş yaptım hemen. Meşeden. Aslında buraya telleri falan getirsek olacak. Ama burasını da değiştirebiliriz. Babam ot bitti artık. Değiştirelim diyor. Değiştirmeye de biliriz. Bilemeyeceğim bu merayı. Bir tel de buraya alsak olacak. Tavuk mamuk koyuyorlar böyle bize. Pişirirken rahat olur değil mi? 3 tane. Bir tanesinin kemiği yokmuş. Ben 3 tane zannettim de 4 tane sayılır yani. Bir de bu var. İncik mi bunlar? But herhalde, but. Evet, şöyle izleyelim. Ateşe atalım. Şunu kemiğini koparsam ne olur? Hatta süper olur. Evet, şöyle iki tane taş yaptım. Burada hafif hafif pişsinler. Şimdi arkadaşlar, azıcık yaklaştırsam mıydım acaba? Çayımı da demleyeceğim. Şimdi önceden kırda yatarken bağcak tutuyorlardı. Şimdi tutuyorlar mı bilmiyorum, en azından bizim burada tutmuyorlar. Bağcak ne? Bir tane koyunu kendilerine bağlıyorlarmış. Ben hiç görmedim. Ama babam anlatıyordu. Bir tane koyunu kendilerine bağlıyorlar. Bu bağladıkları koyun. Koyunu bağladılar ya kendilerine. Koyun kalktığı zaman mesela, bunlar şimdi gece kalksan, çok ağır bir uyku olsa bunları duymazsın. Bir de o zamanlar orak biçiyorlar. Böyle tırpanla orak sallıyorlarmış. İşte beygir arabasında sap yuyuyorlarmış. Uzun hikaye. Yani buraya geldiğinde adamın zaten mecali kalmıyor. Koyunun kalktığını duymak için bir tane koyunu bellerine bağlıyorlarmış. Bağcak dedikleri şey o. Koyun kalkınca o koyun da gidecek. İp de sizi çekecek. Siz de uyanacağınız. Nasıl? Aynen bu şekilde yapıyorlarmış yani. Demlemeyeceğim. Gel bakalım. Şurada ateşin sıcaklığıyla bir demler. Şurada tamam. Fazla da yaklaştırmayayım. Çünkü ateş bayağı çok yaktığımız için sıcak. Evet, şöyle bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Etlerimiz pişti. Etleri çıkardım. Birazcık yakmışık ama sıkıntı yok. Ondan bir şey olmaz. Şimdi karnım da bayağı acıktı. Yemeğimi yiyeyim. Bu arada aydınlatma için bir telefonun ışığı, iki tane de kamera da var. Bir de burada doğal ışık var. Onları kullanıyoruz. İnşallah görüntü iyi çıkıyordur. Şöyle bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, aynı tavuk gibi. Her yeri ışık. Şimdi bir de şurada var, benim el lambam var.
dedemle kıra geldiğimiz zaman onun böyle demirden el lambası oluyordu arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Böyle ucunu cırt 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 ayarlarsınız. Toplar, böyle geri çevirirsiniz. Böyle ışığı dağınık şekilde yapar. İki pillisi vardı. Bir de dört pillisi vardı onun. Arka tarafında bir tane yedek ampulü koymak için bir yer. Şöyle uzun bir şeydir. Ondan sonra şimdi geldik dedemle. Koyun gidiyoruz. Bu arada ateş çok yandı. Aydınlık yapsın dedim ama kendim pişireceğim herhalde. Koyun gidiyoruz ya, o lambayı çakabilmek için yani dedemden diyorum ki dede ver şöyle bir bakayım, koyunlara bir bakayım, merak işte çocuk şöyle ormanın içinde lambayı çakmak için uğraşıp duruyor. Hatta ilkokulda proje ödevim lambadır, lamba yapmıştım böyle. Neyse lambayı bana verdi, lamba ampul kesti, bizde campil derler, dedeme campil kestirdik. Campil de yok, ampul yani bildiğiniz ışık, ampul de yok, şimdi ledler var kesmiyor da. O gece karanlıkta kaldık. Yani şansıma mıdır nedir, ben çakmasını mı yakmasını mı bilemedim ne oldu. Bir yaktım, pıt dedi, ampul kesti yani patladı. Şeyde kaldık, karanlıkta kaldık o gece. Şimdi led lambalar patlamıyor. Her yerde led lamba ya. Yani 5 liraya gayet güzel bir lamba alabilirsiniz, 10 liraya. Şöyle kare kutular oluyordu. Kare kutuların üstüne dizilmiş ampuller oluyordu. Oradan veriyordum. Bizim göğe bir tane satıcı ve geliyordu. Yenisini ondan alıyorlar. Evet, satıcılar. Pazarlar kuruluyordu. Şimdi nerede? Çok şükür elhamdülillah yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı içeceğiz. Geceye renk katan, ayrı bir güzellik veren bir şey daha var. Şöyle ay, inşallah ekranda görünüyordur. Ay ışığı da gayet etkili. Yavaş yavaş küçülüyor gerçi de. Güzel aydınlatıyor. Arkadaşlar, ateş kendini köze bıraktı. Artık uyumamız gerektiğini söylüyor. Ama şöyle çayımızı da içeceğiz. Acaba bu çobanın ya da işte dağa genellikle çay yapıyorlar değil mi? Semaver götürüyorlar. Bu çay olmasaydı ne yerdi ya da ne içerdik değil mi? Ben şahsen düşünüyordum yani akşam gece muhabbetlerinde çay. Yemekten sonra çay, dinlenmek için çay, muhabbet için çay değil mi? Çay reklamı gibi oldu bu da. Yani çayın yerine ne koyabiliriz acaba, değil mi? Çayın yerine bence bir şey koyamayız. Türk psikopat anır mı? Psikopat yapma. Bu arada eğer eşek anırsa, eşek bağırırsa dedem rahmetli bir saniye. Kesmiyor da ya. Dedem rahmetli eşek anırdığı zaman babam da söylüyordu. Bu sesin kurtları buraya çekeceğini falan çektiğini, işte bu sesi duyan kurtların buraya geleceğini falan söylüyordu. İlk akşamı da bağırdı, anırdı. Bir şey olmadı ya, inşallah bir şey olmaz yani. Psikopat, bak seni verim ha. Seni alırlar giderler. Seni vereyim götürsünler. Al işte psikopat. Kıs 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 kıs. Da. Diğeri aşağıda bekliyor. Bu da burada.
psikopat, ortalığı karıştırdın değil mi? Hadi bakalım biz çayımızı içelim. Olabilir böyle şeyler. Evet arkadaşlar, şöyle çayımızı koyacağım. Kimisi uzun yola gitmeyi seviyor. Kimi insan mesela araba sürmeyi seviyor. Kimisi denize çıkmayı seviyor. Kimisi başka bir iş yapmayı seviyor. Biz de bu işi seviyoruz arkadaşlar. Gönül vermişik. Çobanlık mesleği. Bana diyorlar abi sen çoban değilsin. Kendi sürünün başında işte koyun otlatıyorsun. Kendi sürünü otlatıyorsun. Çoban hani illaki başka birisinin sürüsünü otlatmak değil. Yani koyunu güttüğünüz zaman çobansınızdır arkadaşlar. Evet. Şöyle son çayımı içiyorum. Az önceki çekimde de kafamın yarısı çıkmış. Karanlıktan göremedim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar son çayımı içeceğim. Yatacağım. Köpekler de bu arada salıyorlar. Ulan psikopat. Aklıma geldikçe de muhabbet ediyorum. Aslında bana yoldaş oluyorsunuz. 1'e 150 bin kişi. 150 bin de geçtik gerçi de. Öyle söyleyelim. Kameraya karşı konuşsam da karşımda 150 bin kişi varmış gibi muhabbet ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana bu gece karanlığında yoldaş olduğunuz için hepinize benden bol bol like. Siz de bana atarsanız sevinirim. Şimdi çay içerken aklıma ne geldi? Şimdi bir gece böyle sofrayı kurduk, hepsini kurduk babamla. Oturduk. Çayımızı içeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Bu arada kınalı geldi, ateşi falan solmadı, geri gitti. Yemeğimizi yiyeceğiz. Abi koyun gece ürktüğü zaman önüne ne çıksa görmez. Yani önüne hiçbir şey görmeden ezer geçerler. Yine babam da tedbirlidir. Ateşi böyle nadas yere yakmasa da etrafını temizler. Toprak zemine yakar. Abi koyunlar bir yüktü. O koyunların hepsi bizim üstümüzden geçti mi? Çaydanlıklar, çaylar, yemekler, peynirler, domatesler hepsi karıştı mı? Bizim halimiz harap. Yani çobanın başına bunlar da geliyor. Gece çekimleri devam edecek. Belki yani başımıza gelen her şeyi ben size muhabbet eşliğinde anlatacağım. İnşallah muhabbeti de beğeniyor musunuzdur? Beni eski çobanlar da izliyorsalar yani ben anlattıklarımı umarım biliyorlardır. Yorumlara yazarsalar sevinirim. Arkadaşlar yine yatağımı açtım. Her şeyimi ezbere koyarak yatacağım. Koyun görüme kalkabilir. Saat 00:03 falan olmuş yani 12. Eğer kalkarsa kaldıracağız. Kalkmazsa kaldırabilirim de. Çünkü gece geldik ya buraya. Yayılıp kendine gelmesi için yapıyoruz zaten bunu. Hani buraya yatmaya gelmesin, birazcık yayılsın dersem, aklıma eserse diyor ya, şuradan bir meşe parçası koparak bunları ben şu karşıdaki yere hemen bir saatliğine yaymaya götürebilirim. Ama hiç doymuşlar, keyiflerini de bozmam diye de düşünüyorum. Dur bakalım, onlar şimdi bana söyleyecekler. Günaydın arkadaşlar. Nasıl? Başucumda bir koyun. O köpekler de bu ara hiç durmadılar. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz işimizi halledisiye koyun kalktı gitti. Bakın burada kim varmış? Görünmez kahraman dedikleri bunlar. Ben göremediğim için karanlıkta diyorum acaba gelmediler mi gitmediler mi kızıyorum ama burada olmasalar bu kadar rahat yatamayız emin. Emin olun yani sabaha kadar da salıyorlar. Hiç durmadan. Bakalım şimdi gidelim koyunumuzu yayalım daha erken. Meraya uyanmak çok güzel bir şey. Otun içine uyanmak çok güzel bir şey koyunlar için yani. Arkadaşlar şöyle güzel bir yerde yayıyorum.
şu geldi aklıma. Beni de özetliyor aslında. Hani şarkı vardı ya. Umut ışıklarım bir bir söndüler. Dost bildim. Kalleşler. Yoldan döndüler. Burası değil. Burası açıklamıyor da. Şu. Uykular haram oldu. Geçtiğim bak talan. Burası birazcık var. Çünkü gece insanların gece uykuları hep kaçar. Ben bazen konuşamıyorum değil mi? Gece uyuduğunuz zaman tedirgin yatıyorsunuz ya. O uykuyu birazcık alamıyorsunuz yani. Çünkü acaba ne oldu? Acaba gitti mi? Acaba kalktı mı? Ama güzel. Evet arkadaşlar, şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Akşamdan beri kurt hayvanından, bizim burada canavar diye adlandırılır, tekrar söylüyorum, kurt hayvanından bahsediyoruz. Dediğim gibi kurt asil bir hayvan, güçlü bir hayvan, stratejik bir hayvan. Biz neden korkuyoruz çobanlar olarak? Hep şunu söyler aslında, yani genel olarak hani bir sürüye giderseniz, bir sürü sahibine, bir çobana giderseniz, canavar geldiyse şunu söyler: ya abi bir tane alaydı da gerisini ellemeseydi, ya da lan bir tane alsın gitsin, ne yapıyorsun, niye bu kadar hayvanı ziyan ediyorsun diye söylerler. Çünkü katliam yapan bir hayvan. Dedem de şunu derdi: eğer koyun hayvanına, sürünüze kurt geldiyse o hayvana hastalık gelmezmiş diye söylüyordu. Bu da tabii ki bir görüş yani, o tecrübe ya da yüreğini öyle hissettiriyor. Şimdi şunu diyeceğim. Mesela bizim korkumuz neden? Bizim korkumuz şundan. Hani hep kurttan bahsediyoruz ya. Hayvanı böler mi diye. Hayvanı bölerse çok kötü şekilde sonuçlanabilir. Çünkü hiç durmadan 50-100 tane hayvanı katledebilir. Bunu daha önce de söyledim. Biz kırda yatarken mesela sürüye geldikleri zaman 2-3 tanesi köpekleri çekmekle görevlendiriliyor. Çünkü bunların da avlanma stratejileri var. Kendilerini geliştirmişler. Mesela köpekler sürünün başından canavarları kovaladım ayağına gidiyorlar ya. Onlar orada kandırıyorlar. Şöyle hayvanı da çekeyim birazcık. Köpekler zannediyor ben kurtları kovaladım. Halbuki kurtlar hayvanın içindeki köpekleri çekerler. Ve geride kalan kurt hayvana saldırır. 2 tane ya da 3 tane olarak sürü halinde geziyorsalar. Genelde sürü halinde geziyorlar da, mesela bu üreme mevsimlerinde falan bazen erkeklerin ayrı gezdiği, işte erkek canavarların tek geldiği zamanlar da oluyor koyun sürülerine. Genelde bir sürü halinde, bir aile olarak yaşıyor kurt sürüleri. Neyse. mesela 3-5 tanesi köpekleri çekti gitti. Köpekler akılsız. Köpekleri aldılar, götürdüler ormanın içine, çekerler. Diğer 2 tanesi sürüye, 3 tanesi sürüye saldırır. Sürünün içinden bölebilirse hayvan böler. Bildiğiniz çoban gibi. Yani sürünün yarısını böler, ormanın içine çeker. Ve o ormanın içine çektiği sürüyü paramparça eder. Evet arkadaşlar, şimdi internet çekiyorken bakın, kurtlar hakkında bir şeyler araştırayım dedim. Neden asildir meselesine gelince, köpeklerin tek hastasıymış mesela. Kurtlar köpekgiller ailesinden en büyük canlıymış. Bu ailede diğer hayvanlar evcil köpek, çakal, yabani köpek, dingo ve tilki gibi hayvanlarmış. Ondan sonra kurtlara ait en eski mağara resmi M.Ö. 20.000'li yıllara Güney Avrupa'da keşfedilmiş. Kurtlar bekçi olarak kullanılmazmış çünkü doğası gereği kaçıp saklanma içgüdüsüne sahipmiş. Kurtlar yaklaşık olarak 200 milyon koku alma hücresine sahip, biz insanlar 5 milyon. Artık kıyaslayın. 1,5 kilometreden fazla da öteyi de kokuları alabilirlermiş. Kurtların gebeliği 65 gün sürer. Yaklaşık 450 gram ağırlığında doğan yavrular yaparlarmış. Kurt yavruları mavi gözlü doğar ama 8 aydan sonra gözleri zamanla sarı renge dönermiş. Normal şartlar altında kurtlar bir sesi ormanda 9.5 kilometreden, açık alanda da 16 kilometreden kok şeyi duyabiliyor, sesi. Yani eşeğin anırdığını. Bizim eşeği 30 kilometreden duyarlar. Kurtlar dünyada en yaygın olan kara yırtıcılarıymış. Dünya yaşamları tek yer çöller, yarmı. Dünyada yaşayamadıkları tek yer çöller ve yağmur ormanlarıymış. Diğer her yerde yaşayabiliyorlar.
aç bir kurt tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilirmiş. Ha, kurt gibi yiyor demeleri bundan herhalde. Bir insanın 100 tane hamburger yemesine denkmiş arkadaşlar. 9 kilogram et yiyebiliyormuş. Bir kurt sürüsü sadece 2-3 kurttan oluşabileceği gibi 20-30 tane kurttan da oluşabilirmiş. Allah korusun. Kurtlar pençeler arasında perdeler sayesinde 10 kilometreden fazla mesafede yüzüp kat edebilirlermiş. Yunanlılar kurtlar tarafından öldürülen bir geyiğin etinden yiyen insanın vampire dönüşebileceğine inanıyorlarmış. Bilgiler biraz saçmalamaya başladı. Evet, kurtun öldürdüğü koyunu yersem ben şey olurum, vampir oluyormuşum arkadaşlar. Asil yani olmasının sebeplerinden birkaç tanesi de bunlar herhalde. Heh, bu bilgileri de size aktarayım dedim. Evet arkadaşlar, benim mesaim bitti. Artık babam geldi, şöyle göstereyim. Traktörle oraya kadar geldi. Traktöre bineceğim, eve gideceğim. Babam getirecek. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Benim gece mesaim şu anda son buldu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet.